Avrasya Hastanesi'nden herkese merhaba. Çevrenizdekiler bol oksijeni ve hoş kokuyu doya doya içine çekip hissederken sizin burnunuzdaki herhangi bir problemi gidermek için gerekeni yapmalıyım dediğiniz mutlaka oluyordur. Günümüz modern tıp teknolojisi ile mikroskopik ve endoskopik muayene yöntemlerine sahip polikliniğimizde sorununuzu rahatlıkla görebilirsiniz. Kulak burun boğaz kliniğimizde rinoplasti yani burun estetiği ameliyatı, kulak nezlesi tanı ve tedavisi, kulak mikrocerrahisi, sinüzit tanı ve tedavisi, geniz eti bademcik ameliyatı, farenjit hastalığı tanı ve tedavisi, boyun diseksiyonları, vertigo tanı ve tedavisi, baş ve boyun estetik cerrahisi gibi her türlü KBB operasyonlarının yapılabildiği donanımlı ameliyathaneler, teşhis merkezi ve ev rahatlığındaki odalarımızla sizlerin hizmetinizdeyiz. Bugün kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Koray Cengiz hocam ile birlikte rinoplasti yani burun estetiği ameliyatının yapılanlardan farklı uygulanan teknikleri sizlerle paylaşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Evet. Ben 2001 yılından itibaren kulak burun boğaz doktoru olarak çalışmaktayım. Son yaklaşık 4 senedir de Avrasya Hastanesi'nde çalışıyorum, bu hizmet veriyorum. Ağırlıklı olarak senin saydığın ameliyatların yapmamıza rağmen bu dönemde ağırlıklı olarak burun estetiğiyle daha çok ilgileniyoruz. Bu konuda da bizi takip edenlere biraz bilgiler vereceğiz, öyle diyeyim. Kısa özet bilgiler vereceğiz. Hocam, estetik yönünden de çok tercih edilen rinoplasti yani burun estetiği nedir? Kısaca bir özetleyebilir misin? Burun estetiği burnun yeniden şekillendirme ameliyatı. Şöyle kısaca söyleyecek olursak. Bu şekillendirme burnu küçültebildiğimiz gibi burnu büyütme de tarzında da olabiliyor. Her zaman burnu küçültmek olmuyor. Hastanın yüzüne uygun, hastanın fiziğine uygun ve işte altın oran dediğimiz oranlara uygun burunlar hangi şekilde oluyorsa öyle yapıyoruz. Hastanın ve bizim ona verebileceğimiz şeyleri beraber karar veriyoruz. Hastanın istekleri bizim için önemli oluyor. Ortak bir noktada buluşursak da bu ameliyatı gerçekleştiriyoruz hastayla. Günümüzde birçok hekim tarafından bu estetik uygulanıyor. Peki evet. Sizin yapılanlardan farklı uyguladığınız teknikler nelerdir? Ben bu ameliyatı açık teknikle yapıyorum. İki teknikle yapılabiliyor bu ameliyat. Açık teknik dediğimiz bir teknik kullanıyorum. Burnun ucundan küçük bir kesiyle giriyoruz ve burnun tümüne hakim oluyoruz. Burada ayrıcalıklı olarak kullandığımız bir cihaz var. Artık teknolojinin de ilerlemesiyle bu ameliyatların içine de son derece artık modern teknolojiler girmeye başladı. Piezo dediğimiz bir cihaz kullanıyoruz. Piezo cihazı nedir? Piezo cihazı ultrasonik dalgalarla kemiği kesen bir cihaz. Biz bu cihazı kullanarak artık eskiden işte törpü, çekiç gibi bir sürü aletle kemikleri kırarak yapıyorduk bu ameliyatı. Bunun sonucunda da bazen istenmeyen kırıklar, istenmeyen şekil bozuklukları olabiliyordu. Bu piezo cihazı ultrasonik dalgalarla kemiği keserek çok düzgün bir şekilde kesiyor. Böylece siz nereyi kesmek istiyorsanız orayı kesiyorsunuz. Ayrıca yumuşak dokuya da zarar vermiyor. Bu ne demek? Yumuşak dokuya zarar vermemesi damarları koruması demek. Cilt altı dokuları koruması demek. Böylece daha az kanama oluyor, daha az morarma oluyor, daha az şişlik oluyor. Şişse bile çok hızlı şekilde daha hızlı toparlıyor. Yani şişlik süresi de daha kısalıyor hasta. Bu hastanın hem konforu açısından daha iyi hem de bizim ameliyat süremizi kısaltıyor. Oluşabilecek komplikasyonları azaltıyor. Böylece bu ameliyattan sonra doğabilecek ikinci ameliyatlar, üçüncü ameliyatları engellemiş oluyor aslında bir nebze. Daha başarılı sonuçlar alıyoruz bununla. Bizim de burada Avrasya Hastanesi'nde yaklaşık işte 4 senedir buradayım ve bu 4 senedir bu cihazı rutin olarak her burun estetiği ameliyatımda ihtiyaç dahilinde kullanmaktayım. Peki bu estetiği tercih eden hastalarımız ne kadar süre hastanemizde kalıyor? Ne kadar süre bekletiyoruz? Şimdi estetik artık eskisi gibi korkulan bir ameliyat değil. Çok fazla yapılıyor. Ameliyatın kısaca bir bilgisini vereyim. Genel anestezi altında yapıyoruz. Bir kere herkes bayılıyor. O yüzden bir ağrı hissetme bir şey yok. Bunun yaklaşık 2 saat sürüyor bu ameliyat. Ameliyattan çıkınca bir gece hastanede kalıyoruz.
Bu bir geceden sonra ertesi gün hastamızı taburcu ediyoruz ve bir hafta sonra tekrar görüyoruz. Bu bir hafta sonra geldiğinde alçılarını, bandajlarını, varsa tamponlarını çıkarıyoruz. Süreç bu şekilde. Ondan sonra da zaten burnu kendi akışına bırakıyoruz. Şişliklerin inmesi ve şeklini alması cilt yapısına göre 6 ayla 1 sene civarında sürüyor. Daha sonra da güzel bir burun oluşuyor. Evet, yani elimizden gelenin en iyisini hastalara vermeye çalışıyoruz. Hastanın burun yapısı, cilt yapısı çok önemli. İyileşme süreci, kendine bakması çok önemli. Dediklerimizi yapması çok önemli bu süreç zarfında. Burun estetiği yaptıran hastaların özellikle çok sabırlı olması gerekiyor. O alçıdan çıktığındaki burunla bundan bir sene sonraki burun çok farklı oluyor. Çünkü onun için de biraz sabır gerekiyor o hale gelmesi için. Peki, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Her türlü kulak, burun, boğaz muayenenizi Zeytinburnu Avrasya Hastanemizde güvenilir medikal kadromuzu tercih ederek gerçekleştirebilirsiniz. Değerli hocamızdan veya diğer branşlarımızdan randevu talebinde bulunmak için 212 665 50 50 telefon numaramızdan ya da online çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz.